Merhaba sevgili izleyiciler, gökyüzü redleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yılın çok önemli bir ayına giriş yapıyoruz. Ekim ayındayız. Bu ay gökyüzünde önemli gezegen açıları var ve iki etkili tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması ve 24 Ekim'de Akrep burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaların detaylarını lütfen tutulmalar için hazırladığımız videolarımızda izleyiniz. Ayın geneline bakıyoruz. Evet, gezegen hareketlerimiz, özellikle Merkür dikkat çekiyor ay boyunca. Retro pozisyonda olacak. 4 Ekim'de 2 derece Akrep burcunda retro hareketi başlayacak. 10 Ekim'de Terazi burcuna kadar gerileyecek ve ay sonunda 25 Ekim'de 16 derece Terazi burcunda retro hareketi sona erecek. Ancak başlangıcı ve sonunda gölge günlerini de hesaplarsak ay boyunca Merkür retrosunun etkisinde kalacağımızı söyleyebiliriz. Merkür iletişim gezegenimiz. Özellikle düşüncelerimizi etkiliyor, zihnimizi etkiliyor ve genel olarak günlük hayatımızdaki iletişimleri etkiliyor. Merkür retro olduğunda tüm bunlarda bir geriye dönüş, bir gecikme, erteleme, yavaşlama ve sorun ortaya çıkabilir. Akrep burcunda başlayacağı için bu retro hareket biraz daha içe dönük, daha meraklı, daha kuşkucu, şüpheci olabiliriz. Özellikle bilinmeyen konular, sırlar etkileyebilir bizi ve ilişkilerimizde güvensiz olabileceğimiz için, kuşkucu olabileceğimiz için ve bunu konuşmalarımızda biraz iğneleyici olarak karşımıza yansıtabileceğimiz için sorunlar çıkması da mümkün. Özellikle sabit grupların ayın 10'una kadar daha fazla buna dikkat etmesi gerekecek. Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları ilişkilerinde Merkür retrosundan etkilenebilirler. Daha sonra Terazi burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda, işbirliği gibi konularda biraz daha gözden geçirmeler olabilir. Eskiyle bağlantılı konular gündeme gelebilir. Hukuksal konular, yasal konular, diplomatik konular Merkür Terazi burcunda retroyken yine gündemde olacak. Kararsız olabileceğimizi, karar vermekte zorlanabileceğimizi de söyleyebiliriz Merkür retro pozisyondayken. Tabii ki kullandığımız iletişim araçlarında, elektronik araç gereçlerde sorunlar çıkabilir. Özellikle ilişkilerde anlaşmazlıklar olabilir. Randevularımızda, rezervasyonlarımızda sorunlar olabilir. Bu dönemde aslında çok fazla plan yapmamak, ay boyunca biraz şartlara uyum sağlamaya çalışmak daha doğru. Tutulmaların da etkisi ani durumları, beklemediğimiz durumları hayatımıza sokabileceği için biz de yaptığımız planlar tabii ki boşa gidebilir. Bu da günlük hayatımızı zorlayabilir. Bu ay özellikle sevgili izleyiciler, ayın 4'ü ile 12'si arası biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. 4 Ekim'de Güneş Plüto karesi baskı ve dönüşümler yaratabilir. Otorite kavramları ile ilgili ciddi çatışmalar, sorunlar yaratabilir. Terazi Oğlak hattında özellikle öncü grupları daha fazla etkileyecek. 7 Ekim'de Güneş Uranüs karşıtlığı, hemen ardından oluşacak Koç burcu ay tutulması duygularımızı zorlayacak, sorunları ortaya çıkarabilir. Uranüs etkili olduğu için bazen değişmesini istemediğimiz konular, Uranüs'ün enerjisiyle değişmek zorunda kaldığı için tabii ki bizi zorlayabilir. Yıkıcı durumlar ortaya çıkabilir. Kazalar, sakarlıklar bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gereken, dikkat etmemizi gerektiriyor. İlişkilerde ani kopuşlar, ayrılıklar, radikal değişimler ortaya çıkabilir. Özellikle Venüs'ün Plüton'la karesi, Venüs'ün Uranüs'le karşıt açısı bu tutulmayla beraber gündemde olacağı için ilişkilerde daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönemde olacağız. Öncü gruplar, Koç, Terazi, özellikle 5-9 Nisan Koçlar, 6-10 Ekim Teraziler, 5-10 Temmuz Yengeçler ve 4-8 Ocak Oğlaklar bu tutulmayı daha yoğun hissedebilirler. Ay ortası enerjiler biraz daha rahatlıyor. Ayın 14'ü ve 18'i arası daha keyifli, sosyal olarak daha güzel etkileşimler var. Özellikle Terazi burcundaki Güneş-Merkür, Güneş-Venüs kavuşumu şanslı tanışmalar,
hayatımıza sokabilir ve bunlar geleceğimizi etkileyebilir. İşbirlikleri adına olumlu adımlar atabiliriz. 23'ünden sonra enerjiler değişiyor çünkü Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Hemen ardından 24 Ekim'de Akrep Burcu'nda 0 derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ayda Güneş-Venüs kavuşumunun da etkisi var. Venüs etkisi olduğu için yine ilişkilerimizi etkileyebilecek durumlar söz konusu olabilir. Akrep Burcu özellikle işbirlikleri ve paylaşımlarımız, ortak paylaşımlarımız, hisleri paralarla ilgili konularda da bazı yeni başlangıçlar söz konusu olabileceğini de işaret ediyor. Sabit gruplar Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının ilk derecelerinde doğanlar bu tutulmadan daha fazla etki alacaklar. Mars ay boyunca Yay burcunda ilerleyecek. Daha iyimseriz, daha cesuruz, daha girişkeniz. Hayata daha hevesli ve pozitif bakıyoruz. 26 Ekim'den sonra Mars Oğlak burcuna geçecek. Biraz daha işler, sorumluluklar gündemde olacak. Artık macera isteği azalacak. Daha güvenli, planlı, programlı hareket etmek isteyeceğiz. Mars Oğlak burcunda özellikle iş ve çalışma hayatı için çok destekleyicidir. Toprak grubu burçlar Boğa, Başak ve Oğlak burçları Mars'ı daha verimli kullanmaya başlayacaklar. Ayın son günleri 27-29 arası oldukça romantik enerjiler var gökyüzünde. Akrep burcundaki Güneş ve Venüs Neptün'le olumlu açı yapıyor. Hem manevi hem ruhsal konular için oldukça verimli ve sanatsal konularda da yaratıcılığımızı arttıracak etkiler var. Yeteneklerimizi çok rahat ortaya çıkarabiliriz. Aşk, romantizm içinde çok güzel etkiler var. Tutulmanın da enerjilerini düşünürsek ay sonunda önemli aşklar da ilişkilerde ortaya çıkabilir. Sevgili izleyiciler, lütfen aylık videolarımızı burcunuza ve yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.